Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Şu anda karşınıza AliExpress'ten aldığım yeni Wi-Fi dağıtıcı ürününü size anlatmaya çalışacağım. Belki bir faydası olur hani bilmeleri için. Ürün kutusu bu şekilde geliyor. Burada işte adres bilgileri falan var. Onları göstermiyorum. Malzeme bu şekilde. Üstünde Wi-Fi Repeater diye zaten yazıyor. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Hiç denemedim, ellemedim de. Şurada kablo giriş yeri var. İsterseniz kablolu ana Wi-Fi'nizden hat çekip bu şekilde bağlanabilirsiniz. Hani istediğiniz yere internet yetişme yeri internet bağlantısı sağlayabilirsiniz. İsterseniz hiç ben kabloyla uğraşmayayım diyorsanız direkt ana hattınızdan Wi-Fi ile interneti alıyor. Ulaştırmak istediğiniz yere internetinizi ulaştırıyor. Ürünün şekli böyle. Çok kaliteli bir malzeme. Zaten hissediyorsunuz bunu. Bu şekilde fişe takıyorsunuz. Direkt zaten otomatik kendi aktif oluyor. Şimdi bunun kurulumunu ben size küçük bahsedeceğim birazdan. Kutunun içinden nasıl kullanacağınızla alakalı, kurulumu nasıl yapılacağıyla alakalı bir broşür çıkıyor. Bir de bu şekilde bir kablo veriyorlar. Neyse bunları geçiyorum. Asıl önemli olan ürünün nasıl kullanılacağı. Şimdi burada da zaten belirtiyor. Hani yapamayanlar da oluyor. İşin açıkçası. Şimdi bunu fişe takıyoruz arkadaşlar. Wi-Fi bizim ev mesela 4 katlı. Ben şimdi Wi-Fi bazen sinyali evin kullanıldığı duvar malzemesinden dolayı falan geçmiyor bazen başka odalara. Şimdi ben bu interneti aşağıda da kullanmak istiyorum. Yani tam modemin olduğu aşağı oda değil de çaprazda kalan bölümde kullanmak istediğim için interneti alt katta bu ürünü aldım. Fiyatı 45 lira. AliExpress'te. Şimdi bunu fişe taktığınızda direkt zaten aktif oluyor. Bilgisayarınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınızda normal ana Wi-Fi'nizden bağlantınızı kesiyorsunuz. Sonra ağ bağlantılarından Wi-Fi Repeater diye bir yer çıkıyor. Yine Wi-Fi'den buluyorsunuz onu. Oraya bağlanıyorsunuz. Bağlan diyorsunuz. Bağlandıktan sonra şey çıkıyor karşınıza. Hemen Google Chrome'u ya da Google'u açıyorsunuz. Oraya arayüzüne giriyorsunuz. Arayüzü de şu şekilde giriliyor. Ben şimdi şurada bulabilirsem okuyacağım size. Hani o HTTP yazan diye sayfa yeri var ya. Google'a girdiğimiz. Ha. Oraya HTTP olan yeri siliyoruz. Bunu birçok kişi biliyordur. 192 nokta dur bir dakika o değilmiş. Yine 192 ile başlayan bir yer ama bulması biraz zor. Ha. 192.168.10.1 yazıp giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra sayfa hemen önünüze şöyle bir yeşil yer gelecek. Buraya en üstte admin yazıyorsunuz. Altta da admin yazıyorsunuz. Submit yazıyor. Submit'e basıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ikinci bölümde de şu geliyor. Burada da repeater yazıyorsunuz. Wi-Fi ile paylaşacak yani Wi-Fi ile bağlanacaksanız şu LAN kablosunu kullanmayacaksınız, tamam mı arkadaşlar? Repeater yazıyorsunuz, basıyorsunuz. Bastıktan sonra bu böyle bir menü geliyor. Bu menüde internetinizi görüyorsunuz. Mesela ana internetinizi görüyorsunuz. Buradaki yapmanız işlem çok basit. Oraya Wi-Fi Repeater'a ana internetinizin Wi-Fi şifresini kodluyorsunuz. Kodladıktan sonra Apply diyor. Apply'e basıyorsunuz. Bundan sonra işlem basitleşiyor arkadaşlar. Evinizde aynı bir tane internet kullanıyorsunuz ama iki tane internet ağı görüyorsunuz. Çekmeyen yere geçtiğiniz zaman Wi-Fi'nizin çekmeyen yerine gittiğiniz zaman Wi-Fi Repeater diye olan ağa bağlanıyorsunuz. Ya da normal çeken bir yerdeyseniz normal ağınıza da bağlanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Umarım faydası olmuştur. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Gönül isterdi ki uygulamalı bunu size göstereyim. Ama o donanıma sahip değilim maalesef. Yapamayan olursa bana ulaşabilirler.
Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.